Kolay gelsin. Size haber gelmedi mi ya? Yok, gelmedi Ayaz Bey. Ne haberi? Biz bu projeyi durdurduk. Yani aracı firmanın size söylemesi lazımdı. Öyle mi? Evet. Şefim, şu adamlarınızı sağdan bir çıkarın artık. Tamam kardeşim, bir yanlış anlaşılma. Antrenmanım var benim birader. Tamam mı? Senin adamların geliyor orada. Sakin ol şampiyon ya. Vallahi sağımdan bir çekilseniz ben sakin olacağım da. Tamam, siz çekilin. Çıkıyoruz beyler. Anlaşmayı feshettik zaten. İyi. Olması gereken de buydu zaten. Şimdi sakin olacak mısın? Çocuk oynayacağım bu iş kardeşim. Ha? Adamların geliyor orada, öyle ölçümler mi ölçümler bir şekiller yapıyorsunuz. Ondan sonra ben bütün gün burada bu çocuklara ne diyeceğim diye düşünüyorum. Hepsi ne kadar üzülüyor biliyor musun, bir daha burada top oynayamayacağız hocam diye. Sonra öyle kendi kafanıza göre bir şeyleri iptal ediyorsunuz. Oh ne güzel iş ya. Çok istiyorsan devam edelim. Bana bak. Zaten canım burnumda. Hiç şaka falan kaldıramam ona göre. Ne yapacaksınız? Çabuk yapın, defolun gidin sağdan. Senin niyetin kavga çıkarmak galiba. Ya tamam hadi defolun gidin sağdan. Bana bak. Şşş. Hey ne oluyor? Ne oluyor? Aa, bir dakika ne oluyor burada? Beyefendi tatsızlık çıkarıyor da. Ayaz. Beyefendi kavga çıkarmaya çalışıyor. Ama Ayaz sana hiç yakışıyor mu bu hareketler? Bana niye söylüyorsun, ona söylesene. Tamam Emre, sen de şey yapıp durma ya. Ne yapma Burcu ya, ne yapma. Geçmiş karşıma bir de artist konuşuyor. Fazla oldun ama sen ha. Ben buraya adam gibi projenin iptal olduğunu söylemeye geldim. Karşımda kız çocuğu gibi ağlıyor. Ne ağlaması lan? Kim ağlıyor oğlum? Ya deminden beri ağlıyorsun ya bebe gibi. Ayaz, ne oldu? Öykü öptü diye sana bir havalar gelmiş bakıyorum da. Ne diyorsun sen Burcu ya? Ne alakası var şimdi? Halı sahada senin olsun. Ama bir dahakine karşındakiyle adam gibi konuşmayı öğren. Bitersin oğlum Olcay, bak vallahi bitersin. Peki neden bu kadar aceleci davranıyorsun ki Ayaz'a karşı? İşler nasıl buraya geldi bilmiyorum. Aslında farklı şeyler vardı aklımda. Başka şeyler. Gel canım, gel. Aç. Açayım değil mi? Açayım. Efendim Şeyma'cığım? Alo Öykü, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum ya? Oturuyorum. Ne yapayım? Öyle oturuyorum. Yalnız mısın? Evet evet, tek başımayım. Kızım ben kovuldum ya. Ne? Nasıl oldu ya? Bayağı oldu ya. Rıza geldi mağazaya. Olay çıkardı yine. Benim de asabım bozuktu. Çıktım gittim. Hadi be. Bak sen. Kötü olmuş Yemacığım ya. Üzüldüm tabii ben senin için. Öykü, sen niye kısık sesle konuşuyorsun? Kim var Allah aşkına yanında ya? Ya kızım paranoyak mısın sen ya? Kimse yok. Aa. Neyse. Kısacası Rıza çıktı gitti hayatımdan. Şöyle üzüldüm tabii ama hayırlısı diyelim değil mi? Bilmiyorum kızım ya, kafam çok karışık. Allak bullak oldum vallahi. Oldu o zaman canım, ben seni sonra arayayım mı?
Sağ ol Öykü ya, çok yardımcı oldun. Ya şimdi ben öyle odamı topluyordum da şey oldu. Tamam hadi hadi, hesap vermek zorunda değilsin, kolay gelsin. Tamam, öptüm. Ne güzel isimler ya. Ya evet güzel ama hepsi eski onların. Bayağıdır çekilmiyorum. E çekiliriz sonra ya. Beraber. Öykü bak sen iyisin değil mi? İyiyim ben. Merak etme. Tamam. O zaman ben de gideyim artık. Madem tatile gidemedik işe gidelim bari değil mi? Ben geçireyim o zaman seni. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Öykü. Efendim Mete. Şeyma'ya neden evde tek başımayım dedin? Ay aman öyle çıkıverdi benim ağzımdan. Hani olur ya arada kaçar. Değil mi? Evet, aynen. Neyse o zaman ben... Kolay gelsin. Emre, benim sana bir teşekkür borcum var. Niye? E hayatımı kurtardın. E bayağı ciddi bir durum atlattım yani. Önemli değil. Aa, hiç olur mu öyle şey? Ben arkadaşımı bir yemeğe götüremeyecek miyim? E ben ısmarlıyorum. Burcu benim taksiye çıkmam lazım. E o zaman yarın sabah sahilde kahvaltı yapalım. Antrenman var. Çocukları çalıştıracağım sabah. Yarın öğlen? Bitmez öğle saatinde antrenman Burcu. Öğleden sonra? Akşam yemeği? Of hadi Emre ama ya. İki çift laf edeceğiz işte. Tamam. Ben öğleden sonra bir yemek yeriz. Sonra oradan ben işe geçerim. Tamam. O zaman ben seni alırım arabamla. Ya gerek yok. Ben zaten işte olacağım için ben seni alırım. Tamam. Anlaştık. Anlaştık o zaman. Kim o? Çok tatlı biri. Ayas sen misin? Nasıl da biliyor tatlı olduğumu? Ben sana beni rahatsız etme demedim mi? Dediğin. O zaman? Öykü? Öykü. Hah Can'cığım. Uf ya Cem ya Cem. Her neyse işte ablanı çağırsana. O geziye gitmemiş miydi ya? Gitmedi gitmedi. Sen git çağır yürü. Ne var Can? Abla! Abla! Ne oldu Cem, ne var? Doğum ayağını kırdı. Ne? Çabuk gel aşağı abla, ne olur. Hadi abla. Ayaz aşağıda mı? Yoo. Cem seni öldürürüm biliyorsun değil mi? Seni de. Çocukları öldürme. Benim başımın altından çıktı. Ben seninle muhatap olmuyorum bir kere. Gidiyoruz, konuşacağız. Hayatta gelmem. Geleceksin. Ayaz şimdi ağzım çıktığı kadar bağırır. Ben de bağırırım. Bağıramazsın. Ne? Bana aşık mısın? Neler diyorsun sen? Sen de belgele bu aşkı. Çek. Sar mısın? Rezil oluyorum. Bensiz yapamıyor musun? İlahi Öykü. Ayaz sen manyak mısın? Çok mu yakışıklıyım? Canım abartma sen de. Ne istiyorsun? Ne? Benimle gelmeni. Tamam. Hadi gidip konuşalım. Ne konuşacaksak konuşalım bitsin. Yürü. Dö.
Döndüğümde hesaplaşacağız. Çekil. Ben böyle bir şey görmedim. Sen hem gel beni öp, sonra da suçlu ben olayım. Sana şu an dava açsam tacizden en az 2 yıl yersin. Yeter be, tamam. Seni öptüğüm için özür dilerim. Oldu mu? Zaten çok pişmanım. Unut bunu, sil hafızandan. Ah ah, keşke silebilsem. Ama teknoloji o kadar ilerlemedi ki. Hem ilerlemiş olsa bile o kadar kolay silinebileceğini sanmıyorum. Hafızam o anı yedeklemiş bile olabilir. Öykücüm, korkarım bu öpücük benimle sonsuza dek yaşayacak. Kasma kasma, gül. Gülmek sana yakışıyor. Hem dünyanın sonu değil ki bu. Tam tersi, başlangıcı. Bu dudakları öpmek için uğraşan kaç tane kız var biliyor musun sen? Ukala ya. Aa, kızım sen tatile gitmemiş miydin? Tatile gitmiş olsaydım burada olmazdım, değil mi anneciğim? Ay, bu bir haller var bunda. Ne oldu kız? Kovuldum. Yine ne yaptın? Kızım, bu kaçıncı iş? Öyle kolay bulunmuyor ki Meral, sen biliyorsun. Oku dedik, okumam dedi. Çalış dedik. Doğrusu çalışmıyor, görüyorsun. Şanslısan ben ne yapayım anneciğim? Hı? Öykü'yü örnek al biraz. Ya, o şansla mı geldi bugünlere? Kız mis gibi tahsilini yapıyor. Sen ne yapıyorsun? İşten işe, adamdan adama. Evleneceksin diye bekleyelim biz. Bak, Öykü erkek arkadaşıyla da ciddiymiş. Hı? Neyse, ben üstümü değiştirip Öykü'ye gideyim. Aa, Öykü evde değil ki kızım. Okul gezisi varmış, oraya gittiler. Ay, pot kırmış oldum ya. Size öyle dedi demek. Niye? Ne oldu ki? Ya biz tatile çift çift gidecektik. Ne? Ayaz, Öykü, Mete, ben. Ay bak şimdi ya. Ya çok kötü pot kırmış oldum. Çok kızacak bana Öykü. Ya, Önem Hanım. Ha, ben şimdi geldim bu Öykü'nün evine. Ya ben kiraz mevsimci kız Öykü. Ha, evet. Yalnız yok galiba evde, kimse açmıyor kapıyı. Bu gitti herhalde yurt dışına. Bahane istemiyorum Olcay. Bulunacak o kız. O kadar. Yani nasıl bulayım Önem Hanım yani? Yok işte yani, yok. Allah Allah, benim suçum mu yani? Yoktan var edemeyeceğime göre. Ofise gel. Efendim Bülent. Nasılsın canım? Hiç iyi değilim Bülent. Ne oldu ya? Niye iyi değilsin? Çünkü hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor Bülent. Şu sersem kiraz mevsimci kızı bulamıyorum Bülent. Anladın mı Bülent? Şimdi oldu mu Bülent? Esra. Esra! Önem Hanım, iyi misiniz? Kızlar hemen Ayaz Bey'i arayın. Pardon, birini mi arıyordunuz? Ya evet, Öykü Hanım varmış. Bu apartmanda oturuyormuş sanırım ama taşındı herhalde. Niye arıyorsunuz kendisini? Ya bir sunum var yarın, çok önemli. Mutlaka ulaşmam lazım kendisine. Ha, ben tanıyorum onu. Hem de kiraz mevsimiyle ilgili birçok fikri ben vermiştim ona. Belki yardımcı olabilirim. Ay gerçekten mi? Ay harika olur ya, vallahi hayatımı kurtarırsın. İşin yok değil mi? Bak ne olur yok de. Bugün şanslı günündesin. Olcay. Şeyma. Ay çok tatlı şeysin sen ya. Ben de.
Dondurma yer misin? İstemem. Tatlı bir şeyler? Yok, sağ ol. Dayak yer misin? Pardon. Efendim? Hoppala, ne oldu ya durup dururken? İyi mi peki? Tamam, tamam hemen geliyorum. Ne olmuş? Annem. Burcu, odaya biri girdi, farkında mısın? Söyle, söyle abicim. Kızım, katil de olabilirdim, hırsız da yani. Ne bu rahatlık? Ama değilsin, değil mi? Sen söyle ya, ben seni dinliyorum. Sen hiç merak etmiyor musun abin niye tatile gidemedi diye? Yo, biliyordum zaten. Tabii. Öykü her şeyi naklen anlattı tabii. Ha, şu öpüşme mevzusu. Yani Şeyma yapsa anlarım ama Öykü'nün yapması biraz enteresan olmuş. Bir dakika, bir dakika. Pardon. Şeyma yapsa anlarım ne demek? Yani Öykü'nün yaptığı tam Şeymalık bir hareket. Ya abi, verir misin şunu? Burcu, farkındaysan Şeyma benim sevgilim canım. Sen yani ne söylemek istiyorsan açık açık söyle, lafı dolandırma. Ya bak, ben Şeyma'dan çok hoşlanmıyorum, tamam mı? Yani bilmiyorum, bir şeyler var o kızda. Bir Öykü'nün güzelliğine, masumiyetine bak. Bir de o Şeyma'nın sinsiliğine. Sen peki Şeyma'yla Öykü'yü niye kıyaslıyorsun? Benim yengemi sevebilmem için onun Öykü gibi biri olması lazım. Yani ben Şeyma'yla vakit geçiremem. Ama Öykü olsa... O zaman sana kötü bir haberim var Burcucuğum. Biz Şeyma'yla çok iyi bir çift olduk, tamam mı? Birbirimizi tamamlıyoruz, çok da eğleniyoruz. Ayrıca o hiç senin düşündüğün gibi biri değil. Sen de bunu alırsan iyi olur. Annem odasında mı? Evet, evet. Ay. Anneciğim, iyi misin? Hep o kıl kuyruk yüzünden. Kim o ya? Aman kim olacak? Olcay. Ne yaptı ki? Bir kız bulacak. Haftalardır bulamadı, beceriksiz. Hangi kız anneciğim bu? Şu kiraz mevsimci kız. Kiraz mevsimci derken? Bak, biliyorsun bütün projeyi değil mi? Yanarım vallahi. Biliyorum, merak etme. Kiraz mevsimci işte. Bir proje gelmişti. İsmi kiraz mevsimi. Olcay'a diyorum ki şu kızı bul. Haftalardır bulamıyor. O kız benim. Efendim? Kiraz mevsimci kız. O projeyi ben getirmiştim, ben verdim. Ne oluyor ya? Buldum hayatım. Buldum. Aa, Şeyma. Öykü. Merhaba, ben de başvuru için gelmiştim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olcay, kiraz mevsimci kızın adı neydi? Öykü. Öykü sen misin? Benim. Bu da projem. Ha, nihayet. Oh be. Olcay, dosyayı bırak. Şu kızı da nereden getirdiysen al, çık odamdan. Hadi herkes çıksın bakayım, herkes çıksın. Beni Öykü'yle yalnız bırakın. Aslında ben Şeyma'yı tanıyorum. Şey, o çok iyi bir satış sorumlusudur. Ben onu kefilim. Ay tamam. Bir tezgahtar kız arıyorduk zaten, bu oluversin. Tamam, hadi, hadi şimdi çıkın, çıkın. Bir dakika, bir dakika. Siz nereden tanışıyorsunuz bakayım? Bizimki birazcık tesadüf. Aslında Öykü Mete'nin çocukluk arkadaşıymış. Ha, senin Mete'nin? Aynen. Aa, burnumuzun dibindeymişsin meğerse. Ah Olcay, ah. Ya aslında ben tanıtım gecesinde size ulaşmaya çalışmıştım ama... Kısmet bugüneymiş. Gel otur bakalım. Anlat projeni. Gel 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 gel. Ay. Ya
Hayrola? Sabahtan beri durduramıyorum beynimi. Car 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 sabahtan beri. Ne diyor peki, mevzu ne? Mevzu? Ha? Seninkiyle aynı. Ha. Vallahi bendeki kadınlar babacığım. Vay be, bildim. Aa, sendeki de mi kadınlar ya? Ha, tabii. Farkına varmalıydım. Son zamanlarda bir keyfin yerindeydi. Peki söyle bakalım, kimmiş bu şanslı hanımefendi? Boş ver, isim lazım değil. Oo, o kadar diyorsun yani. İyi. İyi yani. Annemi kaybedeli 3 yıl oldu baba. Sen de 3 yıldır yoksun. Biliyorum zor. Ama tekrardan hayata ısındığını görmek sevindirici. Çok güzel. Yalnızlık zor be oğlum. Bak, güvendiğin biri olursa ona sıkı sıkı sarıl. Sakın bırakma. Haklısın. Haklısın baba. İzninle ben bir telefon açacağım. Pardon. Ha. Yalnız bu arada bu seferlik yırttın ama bir dahaki sefere kesin detay alırım ona göre. Hayret bir şey ya. Ya şeytan diyor yani, ver istifanı kurtul yani. Of. Neyse canım bak, ben seni sıkmayayım, tamam mı? Ay yok, ben yeterince kötüyüm zaten. Bir süre sonra hiç koymuyor. Evet, tamam dur. O zaman ben sana bak işi anlatayım şimdi bak. Ay yok, burası... hiç gerek yok, teşekkür ederim. Ben hayatta çalışmam burada. Ne çalışacağım? Öykü orada projeler çizecek, tasarlayacak. Ben onun arkasında tezgahtarlık yapacağım. Hayatta olmaz. Hayır, bir de beni pazarlıyor ya. Kefil olacak mı? Sen kimsin bana kefil olabiliyorsun? Resmen gözümün içine baka baka kız kefil oldu ya. Hayır, hoşuna gidiyor. Ben biliyorum, bilerek yapıyor. Benden üstün hissediyor kendini. Önem peki? 5 dakika önce tanıdığı kızı tepemize çıkarıyor ya. Ben burada kaç senedir varım, sen biliyor musun? Önemin ne hallerini bilirim. Hiçbir şey değil bu ya. Hiçbir şeydi. Bir parası vardı. Ne moda bilir, ne tasarım bilir, ne bir şeyden anlar. Ama zengin şımarıklı, modacı olacağım dedi. Ya ben olmasam burası çoktan batmıştı yani. Ay tabii canım. Zaten Öykü'nün çizdiği projeler ne ki öyle? Ay, aynen ya. Yani dünkü affedersin gelmiş burada her şeyi berbat edecek. Bir de böyle cici kız havalarında. Ay küçükken de böyleydi bu. Aman efendim, Öykü cici kız, Öykü terbiyeli kız, Şeyma kötü kız. Niye? Çünkü Şeyma savsalak değil. Çünkü Şeyma aklına geleni, düşündüğünü çatır çatır söylüyor. Çünkü Şeyma cesur. Neyse, ben gideyim artık. Dur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gel kabul et sen şu işi. Ben de buradayım. Bunların yarın öbür gün bize işi düşecek. Alaşağı olacaklar. Biz de o zaman devreye gireriz ha. Ne diyorsun? Nasıl çıktı bu fikir ortaya? Yani neden kiraz mevsimi? Kiraz mevsimi aşkın mevsimidir. Umudun mevsimidir. Kısadır ama en güzelidir. Aşk olma zamanıdır. Oo, romantik bir modacı. En iyisi. Tıpkı benim gibi. Öykücüğüm, seni çok sevdim. Aferin. Yalnız işin edebi kısmını bir kenara bırakalım. Yarınki yemekte biraz teknik detaylar üzerine konuşman lazım. Yarınki yemek? Evet, çok az bir süren var. İyi çalışman lazım. 10-15 tane model tanıtalım. 2 tane de yeni tasarım istiyorum. Yalnız bu 2 tasarımın çok iyi prezente edilmesi gerekiyor. Sana güveniyorum. Şimdi benim gitmem lazım. Sakın güvenimi boşa çıkarma. Bu çok büyük bir iş. Eğer olursa hayatın değişir. Aferin sana. Görüşürüz Ayazcığım. Tebrik ederim. Bir dakika. Bir dakika. O yarın mı dedi? İnemeye hiç hazır değilim ki. Ne yarını? Ayrıca ben çok kötü bir konuşmacıyım. Kesin rezil olurum.
Öykü bir sakin ol ya. Yok, kabul edemem. Ben bu işi kabul edemem. Tamam, hayalim olmuş olabilir. Çok istiyor olabilirim ama kabul edemem. Benim bu iş için en az 2 hafta hazırlanmam lazım. 2 hafta. Ayrıca benim okulum var. Okuldan da bir sürü şey istiyorlar. İkisi bir arada hayatta olmaz. İkisini bir arada yürütemem ben. Öykü. Anneni ara. Anneni ara çabuk. Red Hasım ayıp olur mu? Olur tabii değil mi? Olur. Zaten reddedemem ki ya. Sen neler diyorsun? Ben bu işi reddedemem. Bu iş benim hayalim. Hayalim de ben yıllardır bunu istiyorum. Ben ne dedim şimdi ya? Saçmalıyorsun şu an. Bunları bana söyleme. Ben bu işi reddedemem. İstiyorum ben bu işi. Bittim ben. Bittim. Of. Ne çizeceğim ki ben ya? Kafam bomboş. Tamam. Çizmem lazım ama. Çizeceğim. Ama nasıl? Halledeceğim. Halledeceğim. Ama nasıl? Nasıl? Hadi Öykü, hadi hadi. Yaparsın. Hep yaptın. Ne olacak ki? Bunu yapabilirsin. Hadi sakinleş. Öykücüğüm, konsantre olur musun lütfen? Olamam Öykücüğüm. Olamam çünkü çok heyecanlıyım. Ama Öykücüğüm konsantre olmazsan çizemeyiz ki. Biliyorum, farkındayım değil miyim sanıyorsun? Ama olmuyor. Tamam, yapabilirsin. Sık sık konuşur musun böyle kendinle? Sık sık değil. Her zaman. Resmen susmuyorum. Fark ettim. Peki o zaman sakinleşmeye ne dersin? Yarın sen de geleceksin değil mi? Yo. Niye geleyim ki? Yani benim ne işim var benim orada? Nasıl ya? İnsan yardım etmeye falan gelir. Destek olman lazım bana. Eşek kadar olmuşsun. Desteğe mi ihtiyacın var? Anne yarın sunum yapsa, ben yanında dursam. Oldu. Başka? Mesela şöyle otursam, gözlerimi kapatsam, açsam, sunum bitmiş olsa. Dur ben bir kağıt kalem alayım. Başka ne arzu ederdiniz Öykü Hanım? Tatile gitsem, şöyle birkaç gün kafa dinlesem. Evet, tatil. Yazıyorum. Başka? Bir de kafamın içindekileri sustursak. Başım kazan gibi. Hadi kalk, gidiyoruz. Saçmalama, bir sürü işim var. Hadi. Gece çizersin sen bunu. Hadi. Hadi gel. Ya bıraksana, yetişmesi lazım onların. Kızım, biri geldi. Bunu sana verecekmiş. Aa, kimdenmiş? Bilmem, söylemedi. Bunu giy ve aşağı in. Tamam anne, sağ ol. Mete mi? Ay, ne düşünceli çocuk. Şeyma Hanım. Gerçekten gece gece parklarda, bahçelerde gezmeye hiç vaktim yok. Benim çalışmam lazım. Bir kez olsun güvenir misin bana? İyi gelecek diyorum. Şimdi ayakkabılarını çıkar. Niye? Ya hadi çıkar. Bak toprak iyi gelecek, stresini alır. Hem bu sıcakta serinlersin, dinle beni. Ayaz, hakikaten hiç sırası değil. Senin bu inadını ne yapacağız biz? Yok vallahi istemiyorum. Ya hadi mızmızlanma. O zaman önce sen çıkar görelim. Öykü, çok zor bir kızsın. Yemin ediyorum. Çok zorsun. Oldu mu?
oldu. O halde buyurun. Şimdi terapi başlıyor. Söyleyin bakalım Öykü Hanım, neden bu kadar heyecanlısınız? Röportaj mı yapıyoruz? Diyelim ki yapıyoruz. O zaman öncelikle buradan tüm sevenlerime sevgilerimi iletiyorum. Hemen de havaya girdi ha. Neden mi heyecanlanıyorum? Çünkü Önem Hanım'la çalışmak benim yıllardır hayalimdi. Şimdi fırsat ayağıma geldi ve benim hiç zamanım yok. Korkuyorum. Yani bu kadar kısa zamanda bunu yetiştiremem, beceremem diye korkuyorum. Harika. O zaman hemen bir reklam arası veriyoruz. Ya! Sen bu vurmayı alışkanlık haline getirdin ha. Her seferinde böyle vuracaksan olmaz. Kabul etmiyorum. Hayat, gel şaşırt bugün beni.